30 senede biri devamlı aynı soruyla karşılaşıyorum. Soru şu: Almanya'da yaşayan bir gurbetçi olarak helal yoldan en kolay nasıl para kazanabilirim? Neden 30 seneden biri? Çünkü 19 yaşında dükkanım vardı, iyi de gelirim vardı, para kazanıyordum ve kazandığım parayla aynı zamanda üniversiteyi finanse ediyordum ve seminerlere katılmak için bu para bana her zaman lazım oluyordu ve sürekli kendimi geliştiriyordum. Yani kazandığım parayı kendime yatırım olarak yatırıyordum. Şimdi o dönemde de başarılı olduğunuzda finansal olarak rahat olduğunuzda ne olur? Sizin yaşınızdaki insanlar sizin yanınıza gelir ve soru sorar değil mi? Yani sen başardın, üniversite okuyorsun, paran var, arabaların var, dükkanın var ve bunu nasıl başardın? Ben de yapabilir miyim? Nasıl ben de senin gibi iş yapabilirim veya hangi işi yapayım? Nasıl para kazanabilirim? Bu soru o günden beri hep bana soruluyor. Şimdi bunu tek tek anlatacağım sevgili arkadaşlar. Yani Almanya'da yaşayan veya da yaşayan bir gurbetçi olarak helal yoldan en kolay nasıl para kazanabilirsin? Bir kere promotion yapabilirsin. Promotion ne demek? Google'a gir bak. Örneğin Mediamarkt'ta, Baumarkt'ta, marketlerde süpürge firması olabilir. Mesela Dyson olabilir, Bosch olabilir. Aklın ne geliyorsa Panasonic olabilir. Onun orada satış temsilcisi gibi oluyorsun. Yani sana günlük fix bir para ödüyorlar. Örneğin 100 euro ödüyorlar. Tamam mı? 100 euro. Sen oraya 26 gün gidiyorsun. Orada 3 saat, 4 saat çalışıyorsun. 26 gün 2600 euro yapar. Tamam mı? En basit işten bahsediyorum. Yani zekası normal olan insanlar için bu. 2600 euro net para geliyor. Artı sattığın ürün sayısı kadar bir de komisyon alıyorsun. Süpürge başı atıyorum 50 euro veya 100 euro alıyorsun. 2 tane sattıysan 200 euro. Pix paranı da verdiler. Ne yaptı? 300 euro. 300 euro para kazandın. Sen bunu 26 ile çarp. Ne yapar? 7000 küsür yapıyor. 7000 küsür euro para geliyor. Ve bunu bunu yaparken tabii geberme açman lazım. Klein geberbe açman gerekiyor. Ticari ruhsat açman gerekiyor. Yani kendi işinin patronu oluyorsun ve net olarak vergisini çıkarttığın zaman eline 3 bin euro para geçiyor. Yani en basit, normal zekaya sahip olan bir insan bu iş yapabilir. Peki sonra ne olacak? Ben ömür boyu bunu mu yapacağım? Hayır. Bu gelen paradan bir kısmını kendine yatır. %20'sini kendine yatır. Ben hep öyle yaptım. Yani gelen paranın büyük bir kısmını bekardım o zaman. %50'sini yatırdım ama sen %20 yatır. Yani aylık olarak kendine o parayı yatır, biriktir veya o parayı da ne yapacaksın? Kendi donanımını arttırmak için, yeteneklerini geliştirmek için, kabiliyetlerini arttırmak için, kendini yetiştirmek için o parayla seminerlere katıl. Yani kendini geliştir. Satış pazarlama yöntemleri öğren. Kişisel gelişim yap. Ve donanımlı olduğun zaman senin böyle bir manyetik alanın oluşuyor. Böyle çekiyorsun artık. Müşteriyi çekiyorsun, insanları çekiyorsun, çevrendeki insanları senin anlaşılmayacak bir şekilde bilinç altından sanki bir şey çekiyormuş gibi sen onları çekmeye başlarsın. Onlar hisseder. Çevrendeki insanlar hissetmeye başlar. Ve senin yanına gelirler. Mıknatıs gibi. Tamam mı? Ve bu şekilde müşterilerin çoğalır, dostların çoğalır, çevrendeki insanlar çoğalır. Daha fazla insana yardımcı olabilirsin. Bunun yanında tabii şunu da söylemek istiyorum. Kazanmaya başlarsın hayatta kazanmaya başlarsın. Tabi birinci hedefimiz neydi? Helal yoldan kazanmak tamam mı? Helal yoldan kazanmaya başlarsın. Bereketini artmaya başlar. Bunun yanında tabi kazanmaya başladığın zaman, çevrende çoğalmaya başladığında aynı zamanda başarmış insanlar listesine girmiş olursun. Başarılı insan olursun. Şimdi bunun yanında daha ne yapabilirsin? Kendini geliştirdin değil mi? Para kazandın, seminerlere katıldın, donanım kazandın, bilgi güçtür, bilgin arttı, daha başarılısın, daha fazla bereketin var, finans özgürlüğe yaklaşmaya başladın, çevrendeki insanlar çoğalmaya başladı, onlara faydalı olmaya başladın, sözün dinlenmeye başladı, bunu hissettin. Ne yapabilirsin? Seminerlerle kendini geliştirdikçe, aynı zamanda eğitimlerle kendini geliştirdikçe belli bir konuda uzman olursun. Nedir mesela? Danışmanlık. Hangi konuda danışmanlık yapabilirsin? Belli bir yetenek kazandın. Mesela psikolojik danışmanlık olabilir, yaşam kuçu olabilirsin veya aile danışmanı olabilirsin. Bunun yanında tabii kendini geliştirdikçe oluyor bu. Seminerler katıldıkça oluyor. Evlenemeyen insanlara nasıl blokadeleri yani kafadaki kilitleri çözüp nasıl evlenmeyi engelleyen düşünce kalıplardan kurtulup evlenmeye yardımcı olan danışmanlarımız bile var. O şekilde senin de bilgili olduğun bir konuda, uzman olduğun bir konuda danışmanlık yapabilirsin. Bilgi her zaman güçtür. Bilgiyle insanların hayatını pozitif manada değiştirebilirsin. Biz de bunu yıllardan beri yapıyoruz. Yani herkesin kendi uzmanı olduğu alanlar var. Peki bizim uzmanlık alanımız ne? Bizimkisi de çok basit. Yıllardan beri biz ne yapıyoruz? Almanya'da yaşayan veya Avrupa'da yaşayan insanlar var. Bunlar başarılı olmak istiyor, kazanmak istiyor, daha huzurlu olmak istiyor, çevresindeki insanlara faydalı olmak istiyor. Ama bir türlü yapamıyorlar, değil mi? Önlerinde böyle görünmeyen bir cam var. Devamlı o cama çarpıyorlar. Bizim uzmanlık alanımızda o görünmez camı keşfetmek, bulmak, göstermek, yani önündeki engeli bulmak, asıl sebebi bulmak, neden başaramadığını bulmak, kaynağını göstermek ve bunun yanında da içindeki o potansiyel potansiyeli keşfetmek. Herkesin içinde bir potansiyel var ama insanlar genellikle büyük bir kısmı o potansiyeli bilmiyor, kullanmıyor. Yani pozitif tarafını bulmak. Pozitif tarafını buluyoruz. Yani negatifi bulduk, engeli bulduk, kafadaki kilidi bulduk. Onu nasıl çözeceksin gösteriyoruz. Bununla beraber o potansiyeli, keşfettiğimiz potansiyeli nasıl hayata yansıtacağını onu gösteriyoruz. Bunlar bir araya geldiğinde aynı zamanda beynini başarıya, berekete, kazanca, çevredeki insanlara daha faydalı olmaya programlıyoruz. Yani beynini insanların başarmak isteyenlerin, kendini geliştirmek isteyenlerin beyinlerini, zihinlerini programlıyoruz. Onlar da ne yapıyor? Bu şekilde engelleri kaldırıyorlar, potansiyellerini kullanıyorlar ve beyinleri programlandığından dolayı başarıya doğru adım atıyorlar ve başarıyorlar. Bunların binlerce ispatı var. Instagram'da binlerce öncesi ve sonrası mektupları var. Onları siz de okuyabilirsiniz, bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yani herkes başarabilir. Ben bunu 30 seneden beri yapıyorum. 30 seneden beri anlatıyorum. O yüzden almaya da nasıl en kolay helal yoldan para kazanılırdan başla. Adım adım ilerlersin. Cebine zaten para girdikçe sen muhtaç olmaktan alan elden veren ele dönüşmeye başlarsın. Yani muhtaç olmak değil de ihtiyaç sahibine verme durumuna gelmiş olursun. Çünkü muhtaç olmak ne demek? Devamlı ona buna yalvaracaksın. Devamlı başkalarının peşinden koşacaksın. Yani sisteme bir çeşit köle oluyorsun. Onlar ne diyorsa onların emrini dinlemek zorundasın. Yani şöyle düşün. Başkalarının hedeflerinin arkasında koşman lazım. Başkalarının emrini dinlemek zorundasın. Dolayısıyla sen eğer kendini geliştirirsen muhtaçlıktan kurtulmuş olursun. Yani o sisteme köle olmaktan kurtulmuş olursun. Ama bu dediklerimi yaparsan yani finansal olarak durumun düzeldikçe, bilgi kazandıkça güçlü olmaya başlarsın ve başkalarına da yardımcı olur. Yol gösteren olursun. Onlara rehber olursun. Bizim bu şekilde yetiştirdiğimiz yüzlerce arkadaşımız var. Onlar başkalarına yol gösteriyor. Rehberlik yapıyor. Onlar başkalarına bir işin nasıl yapılabileceğini gösteriyorlar. Danışmanlık yapıyorlar. Hatta danışmanlık şirketleri kurdular. Bürolarını açtılar. Yani şöyle düşünün. Altın bilezik. bilgi bir çeşit altın bilezik. Kendi patronları oldular. Artık başkalarının emirlerini dinlemek zorunda değiller. Sisteme köle olmak zorunda değiller. Pazartesiden nefret etmiyorlar artık onlar. Hani herkes çalışan bir insan pazartesiden nefret eder ya. En çok sevdiği gün cuma günü ya. Cumartesi, pazar günü, hafta sonu Devam bekliyor ya. Onların öyle bir derdi yok. Çünkü onlara kimse emir vermiyor artık. Onlar kendi işlerini kurdu. Neden? Çünkü biraz önce dediklerimi yaptılar onlar. Onlar bereketlerini arttırdı, kazançlarını arttırdı, huzurlarını arttırdı. Daha fazla zamanları var ailelere için. Siz de yapabilirsiniz. Siz de başarabilirsiniz. Bu konuda Almanya'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan bir insan olarak sana da yardımcı olmamızı istiyorsan, sana da yol göstermemizi istiyorsan, o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için hemen videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur, gör gönder. Bir ön görüşme yapalım. Sana da bir yol haritası çıkaralım. Nasıl yapabilirsin? Adım adım sana gösterebiliriz. Bunu sen de başarabilirsin. Hemen videonun altındaki linke tıkla formu doldur gönder. Hoşçakal. Başarabileceğini her zaman hatırla. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com